Depremden sonra Cumhurbaşkanlığı kararıyla 327 hektar alan yeni sanayi alanı ilan edilmiştir. Biz deprem sonrası çalışmaları 3 başlıkta topluyoruz. Birincisi kalıcı konutların inşası ve vatandaşlarımızın çok daha sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri. İkincisi tahrip olan altyapının inşası, yoludur, doğalgazıdır, başka bir takım elektriğidir, haberleşmesidir, altyapıların ıslahı ve oraya yatırımlar. Üçüncüsü de deprem bölgesinin sosyoekonomik olarak yeniden canlanması, eskisinden de daha güçlü bir şekilde üretim, istihdam, ihracat çalışmalarını sürdürmesi. Bu üç temel başlıkta deprem bölgesiyle ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bu kapsamda iş yeri hasar gören, yıkılan küçük sanayi esnafının ihtiyacını karşılamak amacıyla ilk etapta 714, toplamda 2400 iş yeri yapılması planlanmış durumda. Tabii bir taraftan da ticaret erbabının ihtiyacı düşünülüyor. Gelirken Bakan Yardımcımız Vedat Bey'le detaylı bir şekilde konuştuk. Özellikle merkezdeki ticari alanların canlandırılması çok kıymetli bir hadise. Deprem psikolojisinin atlatılması, yeniden şehrin o kimliğine kavuşması açısından çok önemli. Merkezde yine 3000'den fazla konut da yapılmış olacak. Dolayısıyla merkezde bu projelerimizin hayata geçmesiyle çok büyük bir canlılık olacağını ifade etmek isterim. Çevre Şehircilik Bakanlığımız doğrudan bu merkezle ilgili çalışmaları gerçekleştirecek. Bu OSEB'ler dışında, KSS dışında Yazıhan İhtisas BES'i, Yazıhan İhtisas SERA ve Akçadağ OSEB kuruluş çalışmaları da devam etmektedir. İhracata dönük çalışmalarımız, desteklerimiz sürdürülüyor. Malum burada kuru kayısı, gıda maddeleri, yaş sebze ve meyve, tekstil ürünleri, elektrik, makine ve cihazlar ihracatta önemli. Bu konularda her türlü desteği sağlıyoruz. İhracata dönük Ticaret Bakanlığımızın özellikle imkanlarını arttırmış durumdayız. Esnafımıza 1-1-2023-39-2023 tarihleri arasında kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla yaklaşık 732 milyon lira tutarında faiz indirimli, ya %50 ya %100 faiz indirimli kredi kullandırılmıştır. Tarım sektöründe yine 1000 iş yeri, ofis kayısı borsası, gümrük kalibrasyon merkezi, ürün akreditasyon merkezi, iki laboratuvar, toplantı ve konferans salonları ile toplam 300 bin metrekare alana sahip dünya kayısı ticaret merkezi açılarak hizmete girmiştir. Kayısı çok önemli tabii. Malatya'nın ekonomisinde kuru kayısı, yaş kayısı çok önemli. 500 milyon dolar ortalama kuru kayısıdan ihracat gelirimiz var. Burada da artık Sayın Bakanımızla da konuşuyorduk. Dünyada da başka rakipler de çıkmaya başlıyor. Çeşitli ülkelerde kayısı yetiştirmeye dönük çalışmalar yapanlar da var. Bizim kayısıdan daha fazla katma değer elde etmemiz lazım. Bunu nasıl yaparız, nasıl başarırız? Bunun yollarını, yöntemlerini üniversite sanayi işbirliğinden tutun, yerel yönetimlerle üreticilerin işbirliğine varıncaya kadar birçok çalışmayla kayısının katma değerini mutlaka daha fazla arttırmamız lazım. Diğer tabii tarımsal ürünlerimizle birlikte. Deprem konusunda değerli arkadaşlar, şu an itibarıyla 22 bin civarında konutun inşaatı devam ediyor. Gerek şehir merkezinde gerek kırsalda. Yıl sonu itibarıyla 4000'den fazla konutumuzu yıl sonuna kadar teslim etmiş olacağız. Çok şükür açıkta hiçbir vatandaşımız yok. Hepsi konteynerlarda, belli standartlarda ihtiyaçları gideriliyor. En hızlı şekilde hak sahibi çalışmalarını tamamlama gayreti içindeyiz. Yakın bir zamanda bu çalışmalar bitmiş olacak. Tabii bazı itiraz süreçleri, bildiğiniz hukuki süreçler var. Onları da elimizden geldiğince hızlandırıyoruz. Ankara'da güçlü bir koordinasyon yapısı oluşturmuş durumdayız. Bakanlarımızla, bakan yardımcılarımızla, kurumlarımızla çeşitli konuları koordine ediyoruz.
önümüzdeki dönemde hak sahipliği tam resmileştiği zaman kendimizi daha iyi planlama imkanına kavuşmuş olacağız. Ve hiçbir vatandaşımız dediğim gibi açıkta kalmadı, aç kalmadı. Bütün acil müdahaleler yapıldı. Şimdi de kalıcı çözümlere odaklanmış durumdayız. Türkiye bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmaya 3 trilyondan fazla para harcayacak. Bizim şu an bütçemiz mecliste 2023'te 762 milyar lira merkezi yönetim olarak deprem bölgesine kaynak ayırdık. Gelecek yıl için ise 2024 için ise 1 trilyon 28 milyar lira ödeneği bütçemize koymuş durumdayız. Bunu deprem illerimizde yine harcayacağız. Bu sadece merkezi idare olarak yaptıklarımız. Belediyelerimiz var, kamu iktisadi teşekkürleri var, onları saymıyorum. Dolayısıyla büyük fedakarlıklar yapıyoruz gerçekten ama inşallah bunları tamamladığımızda eskisinden de daha güçlü bir şekilde bu illerimiz yoluna devam edecekler. 193.741 aileye Malatya'da 10 bin lira destek verilmiş bu deprem sürecinde. Bu sadece 2 milyar lira gibi bir maliyet oluşturuyor. Taşınma yardımı vermişiz 1.2 milyar. Yine depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza hepsini rahmetle tekrar anıyorum. 1011 vatandaşımızın ailelerine aile başı 100 bin lira, toplamda 101 milyon lira destek vermişiz. Malatya'daki ticari hayatın canlanması için Malatya Çarşısı projesini başlatmış durumdayız. 5 bin yeni iş yeri tasarlanmış durumda. Bunu daha da az önce bahsettiğim şehir merkezindeki projelerle arttırıyoruz. Yerinde dönüşüm projesi kapsamında ise ilk temel Malatya'nın kalbi diyebileceğimiz tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda atılmış durumda. Toplam 250 bin metrekare alanda kurulacak Bakırcılar Çarşısı'nın İlk etabında 7600 metrekare alanda 293 dükkan ve 165 araçlık kapalı otopark inşa edilecektir. Bütün bu çalışmalar koordineli bir şekilde bütün kurumlarımızın katkısıyla sürdürülecek. Efendim, bu tarihe dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a teşekkürlerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Programımızın bundan sonraki bölümü basına kapalı olarak gerçekleşecektir. Tüm basın mensuplarımıza bizlerle birlikte oldukları ve gün içinde olmaya devam edecekleri için teşekkür ediyoruz. Ve salondan onları uğurladıktan sonra programımız kaldığı yerden devam edecektir efendim.